Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Avukatın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesini kabul eden mahkeme, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un tutukluluk incelemesine yaptığı itiraz 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Dilan Polat'ın tüm suçlardan tahliyesine karar verdi. Polat'ın tahliyesi için cezaevine yazı gönderildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.